Merhaba, bugünkü videomuzda Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak ürün ambalajlarınıza üretim tarihi, son kullanma tarihi, Partino gibi bilgileri en kolay ve en az maliyet ile nasıl kodlayabileceğinizi anlatacağım. Bu gördüğünüz kodlamayı Sonkaya SMTK130M manuel tarih kodlama makinesi ile pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Makinemiz az yer kaplar, portatiftir. Yaklaşık 2 kilo ağırlığındadır. Makinemiz Avrupa menşeili Sonkaya tarih kodlama ribonu kullanmaktadır. Gördüğünüz 130 metrelik bir ribon ile yaklaşık 3 satır 10.000 baskı imkanı sağlar ve 1.000 adet tarih kodlama için sadece 1 lira gibi çok cüzi bir maliyette görevini yerine getirir. Açık zeminler için siyah, koyu zeminler için de beyaz renk seçeneğimiz mevcuttur. Makinamızın oldukça basit bir paneli vardır. Panelde ısı ayar düğmesi, cam sigorta yuvası ve açma kapama düğmesi vardır. Ayrıca her satırda 12 karakter, toplamda 42 karakter kapasitesine sahip bir klişesi de vardır. Örnek uygulamadan sonra klişedeki karakterlerin ve biten ribonun yenisi ile nasıl kolaylıkla değiştirildiğini inşallah anlatacağım. Makinamız her türlü etiket, naylon poşet, alüminyum folyo, karton kutu gibi malzemelerde sorunsuz çalışmaktadır. Isı ve baskı yardımıyla ribondaki mürekkep ambalajın yüzeyine kalıcı bir şekilde işlemekte ve bir daha da çıkmamaktadır. Evet, şimdi örnek uygulamayı yapmak için cihazımızı açıp birkaç dakika ısınmasını bekleyelim. Evet, cihazımız ısındı ve kullanıma hazır hale geldi. Örnek uygulamaları yapabiliriz. Ambalajımızı klişenin altına getiriyoruz ve bastırıp çekiyoruz. Mesela seri üretim bu şekilde seri kullanımda kullanabiliriz. Bastırıp çekiyoruz. Hızlı bir şekilde bastırıp çekiyoruz. Hızlı bir şekilde kodlama yapabiliriz. Farklı bir ambalaj deneyelim. Evet, böylelikle net, silinmeyen kodlamalar yapabiliriz. Ribbon değişimi de şu şekildedir. Bu iki vidayı söküyoruz. Parçaları da çıkarıyoruz bir taraftan. Kullanılmış ribbonu burasından çıkarıyoruz. Yeni ribbonumuzu yerine yerleştiriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Ribbonun dış kısmı naylondur ve orada mürekkep yoktur. Öndeki mat kısım ön tarafa bize bakması gerekir. Klişenin altından geçiriyoruz folyomuzu. Tekrar yukarı kaldırıyoruz. Şuradaki kola basarak arasından bir S çiziyoruz. Ve sarma makarasına şu şekilde bastırarak sarıyoruz. Birkaç kere yaptıktan sonra zaten kendisi artık toplamaya başlayacaktır bu şekilde. Tekrar plakalarımızı yerlerine yerleştiriyoruz. Ve vidaları yerine sıkıyoruz. Evet, ribbon değişimi de bu kadar basit. Şimdi sıra klişedeki karakterleri nasıl değiştirmeye geldi. Klişedeki karakterleri değiştirmek için klişeyi yuvasından çıkartıyoruz. Ve diyelim ki parti numarasını değiştirmek isteyelim. Burada karakterler ters gözükür. Parti numaramız 1083'müş. Mesela bunu 1084 yapmak isteyelim. Bunu yapmak için cihazla beraber gelen ayar anahtarı alıyoruz ve 3. satırdaki vidayı gevşetiyoruz. Evet, gevşettik. Ve 3 rakamını çıkarıyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Ve har kutusumuzdan 4 rakamını alıyoruz. Cihazla beraber gelen har kutusundan 4 rakamı alıyoruz. Ve 3'ün yerine bırakıyoruz.
Daha sonra al anahtarla beraber tekrar sıkıyoruz. Elimize de biraz bastıralım düz olması için. Tekrar vidayı sıkıyoruz ve bu kadar basit. Karakteri değiştirmek bu kadar basit. Yerine geri koyuyoruz kreşimizi. Son kaya SMTK 130M manuel tarih kodlamamız kullanımı bu kadar basittir. Hayırlı ve bereketli kazançlar dileriz.